Merhabalar, iyi haftalar ve tabii ki yeniden iyi yıllar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Yeni yılın ilk Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Ee, geçen hafta kapattığımız dilekleri tekrarlamış olalım, dileyelim ki 2020 yılının hiçbir emaresinin görülmeyeceği, ne baskıların, ne hastalıkların, ne çatışmaların, ne tutuklamaların, ne gözaltıların hiçbirinin yaşanmayacağı, siyasi krizlerin, ekonomik krizlerin geride kalacağı umut dolu bir yıl dileyelim. Lakin ilk yılın, e, daha doğrusu yeni yılın ilk günleri de bize bunların şu an itibariyle çok uzak olduğunu gösterdi bile aslında. E, şöyle başlayalım. Programımızın daha doğrusu bugünkü bölümümüzün başlığı aradığınız gündem değişikliğine şu anda ulaşılamıyor. Evet neden bu başlığı tercih ettik? Ee, yılın son günlerinde belli başlı araştırmalar yapıldı ve bu belli başlı araştırmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Bir çarpıcı sonuç Metropol Araştırma Şirketi'nin elde ettiği verilerdendi. 2018 yılının Temmuz ayında yani başkanlık sisteminin Türkiye'de uygulanmaya başlandığı ilk günlerde AKP'nin oy oranını söyleyelim sizlere %44 ile 46 arasında. Bugün geldiğimiz noktada AKP'nin oy oranı %30'a gerilemiş durumda. Ve %30'a gerileyen AKP'nin oy oranı tam, it, tam anlamıyla AKP açısından bir gündem arayışına, gündem değiştirme arayışına dönüşmüş durumda. Ee, hali hazırda yılın ilk günlerinden hatta son günlerinden başlayarak 2020'nin, 2021'in de son günlerine doğru bunları görmeye başladık. Şöyle e, derleyip toparlayalım sizler için. ...bir suni türban tartışması başlatıldı önce. Fikri sağların, eski CHP'li olan Fikri sağların söyledikleri değiştirilerek bir türban tartışması başlatıldı. Ardından da e, iktidara yakın gazeteler bu türban tartışmalarını adeta benzin dökmeye başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanları, türbanlı olup da siyaset yapanları hedef almaya başladılar. Hatta o kadar ileri gittiler ki... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çeşitli alış alışılışlara katılanları e, bir biçimde hedef aldı. Türbanlı siyasetçileri hedef aldı. E, Oradan doğruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı bu konuda. Tabi Türkiye bir anda ta yıllar yıllar evvelinde neredeyse 2010 yılının da evvelinde kalmış olan 10 yıllık eski bir tartışmaya tekrar döndü. Türban tartışmasına. Peki neden buraya başvuruldu? Tabii ki bu sorunun cevabı hemen programın başında verdiğimiz oy oranı ile ilgili. Kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin yılın 2020 yılının son günlerinde yapılan son anketlerde ortalamalardan elde edilen sonuç gösteriyor ki AKP'nin kararsızlar dağıtılmadan oyu %30'lara gerilemiş durumda. Ve yaşanan ekonomik kriz, sermaye krizi ve bilimun siyasi krizler özellikle AKP tabanında çok ciddi bir şekilde e, kararsızlar grubunu yaratmış durumda. Toplumun %28'e yakın bir bölümü kararsızlardan oluşuyor ve bu kararsızların büyük bir bölümü de AKP seçmeninden oluşuyor. Çok daha ilginç bir sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeninin yarısı muhalefet partilerinin ise seçmeninin tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapma biçimini onaylamıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan eksik şekilde görevlerini yapıyor diyor ya da bu tarzı beğenmiyoruz diyor. Tüm bunlar AKP'nin yeniden 2021 yılında nasıl bir politika uygulayabileceğinin de ilk işaretlerini veriyor aslında bize. Türkiye yeniden gündemin değiştirilmesi için çeşitli e, tartışmaların yaşanabileceği bir yıla girmiş durumda. Ve e, bunun için AKP'nin kullanabileceği pek fazla bir argüman da kalmadığı için özellikle tırnak içerisinde söylüyoruz bunu dış güçler sözleri dış güçlerin baskısıyla sözleri ya da ekonomimiz dış güçler yüzünden bozuldu söyleminden tamamen vazgeçti zaten AKP. Çünkü Berat Albayrak'ın gidişiyle ve ekonomide ekonomi kuramlarına uygun adımların atılmasıyla çok düşük de olsa bir düzelme söz konusu. Tabi bu düzelme e, piyasalar açısından söz konusu yoksa işçi ve emekçiler açısından herhangi bir düzenleme ya da düzenleme yok. Ancak AKP tüm bunları gördüğü için geçmiş mağduriyetlere sığınma çabasında Türkçe ezan tartışması, türban tartışması bunlardan bazıları. 2021 yılının nasıl geçebileceğine dair ilk işaretleri bunlar veriyor. Dediğimiz gibi tüm bunlarda AKP'nin kaybettiği taban arayışına yeniden başlamasının anlamını taşıyor aslında. Lakin bu tartışmalar devam ederken yani Türkçe ezan tartışması, Kur'an-ı Kerim tartışması, türban tartışması devam ederken ee, konuştuğumuz, görüştüğümüz birçok e, kamuoyu araştırma şirketinin e, yöneticileri özellikle bir noktanın altını çiziyorlar. Türkiye kamuoyu artık bunlara e, karnı tok. Yani bu tartışmaları artık Türkiye kamuoyu görmezden geliyor. Bu tartışmalar Türkiye kamuoyunda oy verme tercihlerini etkilemiyor. Ve burada başka bir not, not daha düşüyor. E, kamuoyu araştırma şirketlerinin e, yöneticileri şunu söylüyorlar. Evet Türkiye'de AKP iktidarında çok ciddi bir çözülme var. Lakin Türkiye'de ciddi bir muhalefet yok. Ve Türkiye'deki en büyük eksikliğin bu olduğuna işaret ediyorlar. Ve kararsızlar grubunun giderek büyümesinin de bundan kaynaklandığını yani son araştırmalarla %28'lik bir kararsızlar grubunun oluşmasının da buradan kaynaklandığını belirtiyorlar. Ali Babacan'ın Deva Partisi kongresinde yaptığı konuşmanın yeteri kadar etki getirmemesi, Meral Akşener'in Kürt seçmene ulaşamaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da bir bütün CHP'nin Beka söylemi ya da söz konusu vattansa gerisi teferruattır söylemi üreten iktidarın peşinden özellikle dış politikada iktidarın gittiği yoldan gitmeye çalışması bir biçimde seçmende karşılık bulmuyor ve içerisinde bulunduğumuz kararsızlar grubu giderek genişliyor. İşte Türkiye 2021 yılında Olası erken seçimi ya da zamanında seçimi ne olursa olsun bunları konuşurken bu kararsızlar grubunu kendi yanına çekmeye çalışan AKP'yi ve bu kararsızlar grubunu etkilemeye çalışacak muhalefeti görecek. Bu yüzden de Türkiye'nin 2021 yılında geride bıraktığını düşündüğümüz tartışmalar yeniden alevlenecek gibi görünüyor. Ankara Kulisi'nin ilk programını, yılın ilk programını bu bilgilerle tamamlayalım. Yarın yine Özgür İzradyo'da görüşebilmek umuduyla diyelim. Hoşçakalın.